Herkese merhaba arkadaşlar. Hepinizin yeni yılı kutlu olsun. 2024 yılı hepimizin hayallerinin adım adım gerçekleştiği bir yıl olsun inşallah. Bu yılda da YouTube'da ve Instagram'da sizlere Amerika'daki göçmenlik hukukunda neler oluyor, son dakika haberleri neler, bu konuda bilgiler vermeye devam edeceğim arkadaşlar. Şimdi bu hafta göçmenlikle ilgili olarak son dakika gelişmeleri neler oldu? Size bunlardan bahsedeceğim. Evet, geçtiğimiz Aralık ayında arkadaşlar Amerika-Meksika sınırı çok büyük bir yoğunluk yaşadı. 300 bin kişi civarında rekor sayıda göçmen gelmişti ve işte tam da bu yüzden Biden hükümeti geçişleri yavaşlatmak amacıyla 4 sınır kapısını kısmen ya da tamamen kapatmıştı. Şimdi bu kapılar arkadaşlar bu hafta açıldı. Perşembe günü itibariyle Dallas Express'in haberine göre tekrardan açıldı. Hangi kapılar bunlar? ABD-Meksika sınırındaki sınır kapılarından bahsediyorum. Texas'taki Eagle Pass açıldı arkadaşlar. Kaliforniya'daki San Isidro, Arizona'daki Lukeville ve Arizona'da yine Nogales sınır kapıları, dediğim gibi Dallas Express'in haberine göre, açıldı. Bu sınırda aşırı yoğunluk sebebiyle bu sınır kapılarının kapatıldığı belirtiliyor. Şu anda Ocak ayında bir düşüş var arkadaşlar. ABD-Meksika sınırındaki göçmen sayısında ve CBS News'un haberine göre bu geçişlerdeki düşüş Meksika hükümetinin bu ABD sınırına yönelik göçü engelleme çalışmalarından dolayı olduğunu söylüyor. Ama bazı yorumcular da tabii kış şartları arkadaşlar, orada hava gerçekten çok çetin geçiyor ve hava koşullarının kötü olması ve de kış tatili vardı biliyorsunuz. Bu sebepten dolayı şu anda bir yavaşlama söz konusu. Yani sebep ne olursa olsun şu birkaç gün sınırda bir rahatlama, bir azalma, geçişlerde bir azalma olduğunu söyleyebiliriz. Texas, ABD-Meksika sınırı zaten çok büyük bir bölgesini kapsıyor arkadaşlar. Texas valisi Greg Abbott sınırdan yasa dışı girişi engellemek için biliyorsunuz dikenli tel koydurtmuştu ve Biden hükümeti yüksek mahkemeye bu konuda ağırlığını koyması ve uygulamayı kaldırtması için baskı yapıyordu arkadaşlar. Geçtiğimiz çarşamba günü Biden hükümetinin Adalet Bakanlığı bu ABD'ye yasa dışı yoldan giren göçmenleri Texas'taki polisin tutuklamasına olanak tanıyan yeni yasaya karşı davayı başlattı arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Şimdi bu ne demek? Biliyorsunuz Texas valisi yasayı imzalamıştı. Yani Texas'ta polis rastgele yasal göçmenlik statüsü olmadığını düşündüğü kişileri durduracak, tutuklayabilecek ve yerel hakimler de, Texas hakimleri de, göçmenlik hakimi olmayan hakimler de bu kişileri Meksika'ya hızlı bir şekilde geri gönderme yetkisi veren bir yasa. Bu Senato'nun 4 sayılı yasası diye biliniyor biliyorsunuz. Bunu Texas valisi imzalamıştı. Şimdi buna karşı Biden hükümetinin Adalet Bakanlığı davayı açtı ve bunun sonuçlanması gerekiyor. Şimdi eğer olumsuz sonuçlanırsa bu dava tabii Mart'ta bu yasa yürürlüğe girecek arkadaşlar. Onu söyleyeyim, bu davanın takipçisi olacağız, sizlere bildireceğim. Dediğim gibi geçtiğimiz videoda da söylemiştim, Kaliforniya eyaletinde böyle bir kural söz konusu değil. Zaten ne kadar ırkçı bir kural olduğundan da geçtiğimiz videoda bahsetmiştim sizlere. Şimdi bir diğer gelişme de arkadaşlar, bu Ukrayna'ya biliyorsunuz ABD hükümeti fon yardımı yapmak istiyor Biden hükümeti. Ama cumhuriyetçi senatörler de diyor ki siz o fonu yapmak istiyorsanız sınıra da şu kadar para gönderin ve sınırdan girişlere de sınırlamalar getirin diyor. Bu şekilde pazarlıklar devam ediyor. Cumhuriyetçiler Biden yönetiminin Ukrayna'ya ek para talebini ancak işte böyle bir sınır paketinin de dahil edilmesi halinde kabul edeceklerini söylediler arkadaşlar. Ve Senato'daki bu sınır müzakereleri bu son birkaç haftadır devam ediyor. ABD Senato'sundaki cumhuriyetçiler arkadaşlar Meksika sınırındaki
göçü kontrol etmek için çok daha sert, sıkı önlemler almanız lazım diyor Biden hükümetine. Siz bunları almadıkça, bu sözü bize vermezseniz biz de sizin Ukrayna yardımınıza izin vermeyiz diyorlar. Ve böyle bir kitlenme söz konusu. Önümüzdeki haftalarda bu çözüme ulaşmak zorunda. 2024 bütçesinin geçmesi için arkadaşlar, onu söyleyeyim. Bunun da takipçisi zaten olacağız. Tabii bu konuda Joe Biden'ı sürekli sıkıştırıyorlar. İşte göçmenler hakkında ne diyorsunuz? ABD-Meksika sınırındaki bu yoğunluk hakkında neler de söylüyorsunuz diye Joe Biden'ı Beyaz Saray'ın önünde sıkıştırdılar. Ve bu konuyla ilgili Joe Biden dedi ki evet bir şey yapmalıyız. Bana sınırı korumam için gerekli parayı meclis versin, ben yapayım dedi. Ama işte Biden zaten meclisten fon istiyor, fon bekliyor ama meclis bunu onaylamıyor. O yüzden de şu anda ABD-Meksika sınırındaki işte iltica başvuruları olsun, geçişler olsun Amerika'ya herhangi bir sınırlama bu şekilde, cumhuriyetçilerin istediği şekilde şu anda yok arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Evet, bu sınırdaki hareketlilik sürecek gibi gözüküyor. Seçimlere aylar kala bakalım ne gibi gelişmeler bizi bekliyor, hepsini göreceğiz arkadaşlar. Yorumlara sorularınızı yazabilirseniz elimden geldiğince Instagram'daki Göçmen Olmak isimli bu broadcast channel'da yanıtlamaya çalışıyorum YouTube yorumlardaki sorularınızı arkadaşlar. Bu yılbaşı döneminde kısa bir mola vermiştik, kısa bir ara vermiştim ama şimdi tekrardan sorularınızı yanıtlamaya dönüyorum. Instagram'da okan.sengün'den takip edebilirsiniz ve dediğim gibi yorumlara yazdığınız soruları da ben oradaki kanalda yanıtlamaya çalışıyorum. Bu arada Amerika içerisinde vize ile giriş yapıldıktan sonraki iltica başvurularındaki yavaşlama hala aynen devam ediyor. Orada herhangi bir gelişme ya da bir hızlanma söz konusu değil. Bunu da sizlere söyleyeyim. Yani iltica başvurusu yaptıktan sonra hızlı bir şekilde size bir görüşme tarihi gelmiyor. Bu konuda da sorular soruyordunuz. Orada herhangi bir hızlanma şu aşamada söz konusu değil. Zaten Amerikan hükümeti de bunun farkında ve bu yüzden de çalışma izinlerini 5 yıllık veriyor size. Yani vizeyle giriş yaptıktan sonra iltica başvurusu yaptınız. Daha sonra 150 gün geçiyor ve iltica'ya dayalı, beklemede olan iltica'ya dayalı çalışma izni başvurunuzu yapıyorsunuz. O onaylandıktan sonra Amerika'da 5 yıl boyunca çalışma izniniz oluyor sizde. Onu söyleyeyim. Amerikan hükümeti diyor ki muhtemelen yıllarca size görüşme tarihi veremeyeceğiz. O yüzden biz çalışma iznini 5 yıla çıkarttık açıkçası. Bunu söylüyor. Bu konuda da sorularınızı umarım yanıtlamış olurum. Dediğim gibi herhangi bir hızlanma, vizeli ilticalarda herhangi bir hızlanma söz konusu değil. Çalışma izni demişken de buradaki 150 günlük bekleme süresi hala devam ediyor arkadaşlar. Orada herhangi bir gelişme yok. Bunu da sizlere bilgi notu olarak düşüyorum ve onda da bir gelişme olursa zaten Instagram'dan olsun, YouTube'dan olsun sizlerle anında paylaşacağım. Çünkü biliyorsunuz o 150 günlük bekleme süresini de 30 güne indirelim diye başvurular oluyordu. Sesler yükseliyordu. Demokratlar zaten bunu istiyor. New York valisi istiyor, Chicago valisi istiyor ve Beyaz Saray'a ve meclise baskılar yapılıyor. Çalışma izinlerinin bekleme süresini, yani kişi geldi iltica başvurusu yaptı, niye 150 gün bekliyor kardeşim diye. Zaten yıllar sürecek, 30 gün geçsin ondan sonra ver çalışma iznini. Arada 5 ay neden bu insanlar çalışma izinsiz Amerika'da bekliyorlar? Zaten birçok kişi de çalışma izni olmadan çalışıyor. Zaten çalışma izni olmadan çalışmanın, ilticanın esasına birçok durumda herhangi bir olumsuz etkisi olmuyor. Bunu insanlar zaten biliyorlar ve bir şekilde burada çalışma izni olmadan çalışıyorlar ama kötü koşullarda çalışılıyor tabii ki ve iş bulmak da çok kolay değil çalışma izni olmadan. İnşallah bekliyoruz, 30 güne iner ve iltica başvurusu yaptıktan sonra kişilere çalışma izni verilir diye umut ediyoruz arkadaşlar. Evet, bu şekilde umarım bu videodaki bilgiler biraz da olsa bu hafta neler oldu göçmenlik hukukunda bunları anlamanıza yardımcı olmuştur. Bir sonraki haftaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.